Kahvaltı haberlerinin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Batı Karadeniz'i vuran sel felaketiyle başlıyoruz yeni saate. Bilanço ne yazık ki dün biraz daha ağırlaştı. İki kişi kayıp. Arama kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti ancak henüz bir sonuç alınamadı. Yıkılan evler de var, mahsur kalanlar da. Bölgedeki seferberlik hali ise devam ediyor. Hoş geldin. Derneği altına oydu, gidiyor dernek. Dernek gidiyor, gitti. İki kişi kayboldu, evler yıkıldı, köprüler çöktü. Batı Karadeniz'de sel yine ağır hasar bıraktı. Bina yıkıldı, eyvah eyvah. Vallahi gitti, koskoca bina gitti. Yeni Fisa Köyü Çukurtarlı Mahallesi camisi maalesef yıkılmıştır. Afetin ikinci gününde tahliye çalışmaları devam etti. Evinin su basan vatandaşlarımız olsun, bir endişe içerisinde olmasınlar. Ve buradaki bu karşı karşıya kalınan zararların telafi edilmesi hususundaki adımlarımızı atacağız. Botlar, iş makineleri ve helikopterler hepsi mahsur kalanlar için devredeydi. Derinliği ne kadar daha bir suyun? Hep suya batmışız. Bir metre yakın. Sokak hayvanları da unutulmadı. Hoş geldin. Yapılan uyarılarla herkes sudan etkilenecek malzemesini ya bir yere kaldırmış ya da üst katlara çıkarmış. O açıdan tedbirler zamanında alındı. Afet bölgesindeki seferberlik aralıksız devam etti. Şu anda dere taşmak üzere biz de kum torbalarla önümüzü almaya çalışıyoruz. Sel afetinde ilk defa erken uyarı sistemi devreye girdi. Sel beklediğimiz illere iki gün öncesinde araçlarımız buraya gönderildi ve bu çerçevede burada hazır tutuldu. Şu ana kadar 170 ihbar aldık ve bu ihbarların hepsine ulaşıldı. Sel bölgesine giden bakanlar afetzedelerle yakından ilgilendi. Sizin gözünüzden bir damla yaş aksın istemiyoruz biz. Bakanları çok ağır. Onların tekrar yerine konulacağını bilir. Kopan bir ağaç köprüyü böyle yıktı. Gelen ağaca bakın. Evet, köprü gidiyor. Köprü gidiyor. Su öylesine şiddetliydi ki dere kenarındaki evleri yuttu. Aa, yattı, geliyor geliyor. Evi boşalttık. Dayımları bıraktım. Geldim evime bakmaya. Evim bitmiş. Bazı noktalarda heyelan oluştu. Düzce'de sel bölgesinde çalışan kepçe operatörü Okan Bayraktar, iş makinesinin devrilmesi sonucu suya kapılıp kayboldu. Kastamonu'da ise 22 yaşındaki orman işçisi Recep Bakırcı selde kayboldu. Kayıplar için arama çalışması başlatıldı. Ve şimdi Düzce'ye gideceğiz. Hüzeyfe Özdemir karşımızda. Son durumu bizlere anlatacak. Gördüğünüz kadarıyla şu an itibariyle yağmur durmuş durumda. Arama kurtarma çalışmalarına ilişkin son bilgileri de senden dinleyelim. Özlem Aktay, arama ve kurtarma çalışmalarında ikinci güne girildi. İkinci gününde de Okan Bayrağı ulaşma adına ekiplerin mücadelesi devam ediyor. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte bu noktaya geldiler. Aslında hemen sizlere Okan Bayrağı'nın kaybolduğu o noktayı gösterelim. Burada bir köprü bulunuyor ve işte bu köprünün şu an yarısı sağlam, yarısı da sel sularının etkisiyle birlikte dayanamadı ve yıkıldı. İşte Okan Bayrak tam da bu noktada kepçesiyle birlikte yardım amaçlı buraya gelmişti ve sel sularının getirmiş olduğu atıklarla birlikte aslında bu noktaya gelen ağaç, taş gibi parçalar köprüyü artık dayanılmaz hale geldi ve tam da o noktada Okan Bayrak'ın geçişi sırasında maalesef ki köprü yıkıldı ve şu anda Okan Bayrak'ı arama ve kurtarma çalışmaları o noktada devam ediyor. Şimdi hemen sağ tarafta ben köprünün tam altını göstermek istiyorum. Çünkü kepçe tam o noktada bulundu. Yaklaşık 4 metrelik derinlikte ekipler kepçeyi buldu. Tabii kullanılmaz hale gelmişti. Ancak Okan Bayrak'tan bir iz aradı ekipler. Ancak maalesef ki o noktada bir iz bulamadılar. Şu anda ailenin de bu noktadaki bekleyişi sürüyor. Onları da görebiliyoruz ve hemen sağ tarafa baktığımızda ekipler de şu anda sabahın ilk ışıkları ile birlikte buraya geldiler ve şu an bir yandan arama çalışmaları devam ederken bu noktada toplantı da sürüyor. Aynı zamanda bugün Okan Bayrağı aslında bulmak için ekiplerin tamamen bu noktada Kaynaşlı ilçesinde seferber olacağını söyleyebiliriz.
diyebiliriz. Bulunduğumuz noktada yaklaşık 6 metreye kadar sel sularının getirmiş olduğu dere yatağında aslında seviye yükselmişti. Şu anda seviye azaldı. Yağış yok bulunduğumuz bölgede. Tabii ilerleyen saatlerde de bir kuvvetli yağış uyarısı var Düzce'de, Kaynaşlı ilçesinde. Tabii sadece Kaynaşlı ilçesine değil, Akçakoca ve diğer ilçelerde de aslında şu anda sağanak yağış uyarısı halen devam ediyor. Şu an su seviyesi azaldı. Hemen karşı tarafı gösterelim. Su aslında şu an hızlı bir şekilde ilerliyor, ancak su seviyesinin azalması tabii ki sevindirici bir haber. Hemen ben aslında karşıya baktığımda toprağı görüyorum ve hemen orada ufak bir heyelan da oluşmuş. Tabii bu noktada gelen atıklar da o noktaya kepçelerle birlikte toplanmış. Tam bu noktada geçtiğimiz gün gece saat 4'te bir jandarma ekibiyle birlikte kepçe operatörü Okan Bayrak bu köprüden geçmekteydi. Ancak şu anda görmüş olduğumuz açıda maalesef ki köprünün sol tarafı, yani yıkılan tarafında sel sularına kapıldı ve maalesef ki kendisinden 2 gündür haber alınamıyor. Şu an bulunduğumuz noktada ekiplerin çalışmasını sürdüğünü belirtelim. Okan Bayrak yaklaşık 1 yıl önce evlenmişti ve kaymakamlıkta kepçe operatörü olarak çalışıyordu. Şu anda onu arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor diyelim. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinden sözü size bırakalım. Ve Düzce'deki arama kurtarma çalışmalarında son durumu muhabir arkadaşımız Huzeyfe Özdemir bizlere aktardı. Umut ediyoruz ilerleyen saatlerde o bölgeden gelecek güzel haberleri de sizlerle paylaşabiliriz ve devam ediyoruz.